Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Tarih öğretmenim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çıkması muhtemel AYT sorularını birlikte çözüyoruz. İsterseniz sorularımıza geçelim. Eski çağ uygarlıkları düşünüldüğünde zaman kavramını ortaya çıkarmak için hangi medeniyetler öncü rol oynamışlardır? Arkadaşlar zaman kavramı deyince bizim aklımıza ne gelmeli? Tabii ki de takvim gelmeli değil mi? Peki şıklarımıza baktığımızda Sümerler ay yılı esaslı takvimi, Mısırlar ise güneş yılı esaslı takvimi bulmuşlardı. Dolayısıyla zaman kavramını ortaya çıkarmak için öncü olan devletler Sümerler ve Mısırlılar, yani D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki olaylardan hangileri Orta Çağ Avrupa'sına meydana gelen gelişmeler arasında gösterilebilir? Arkadaşlar Yeni Çağ 1453'te başlayacak değil mi? Yani Orta Çağ 1453'te bitecek. Dolayısıyla 30 yıl savaşları 1618 yılında gerçekleşecek, başlayacak. Bu yüzden Orta Çağ Avrupa'sında görülen bir gelişme değil. Çifte gül savaşları ise tam Orta Çağ'ın sonunda arkadaşlar 1453'te başlıyor. Dolayısıyla doğru olur. Magna Carta ise 1215'te arkadaşlar. Dolayısıyla o da Orta Çağ Avrupa'sına ait bir gelişmedir diyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3, yani D şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 4 halife dönemine ait gelişmelerden birisi değildir? İlk İslam donanması oluşturulmuştur. Hazreti Osman dönemindedir. Doğru arkadaşlar. İran, Irak, Suriye ve Kuzey Afrika topraklarından önemli bir kısmı alınmıştır. Hazreti Osman döneminde başlıyor arkadaşlar bu bölgelere doğru fetihler ve Hazreti Ömer döneminde de alınıyor. Dolayısıyla doğru. Hazreti Ali döneminde gaza ve cihat faaliyetleri hız kazanmıştır. Aksine arkadaşlar gaza ve cihat faaliyetleri azalmaya başlıyor çünkü iç karışıklıklar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla C şıkkı yanlış olacak. Kur'an kitap haline getirilmiştir. Evet arkadaşlar, Hazreti Ebu Bekir döneminde kitap haline getirilecek. Devlet idari birimlere ayrılarak valiler atanmıştır. Hazreti Osman, Hazreti Ömer dönemlerinde valiler atanmıştır. Doğru arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Verilen tabloda aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Osmanlı Devleti'nin Haçlara karşı başarılı olamadığı gelişme Plojnik Savaşı arkadaşlar, cevap var. Osmanlı Devleti'nin dağılma ile karşı karşıya kalmasına neden olan olay tabii ki Ankara Savaşı. Osmanlı Devleti Fetret Devri'ne girecekti bundan sonra, biliyorsunuz ki. Bu yüzden cevabımız var. Osmanlı Devleti'nin Edirne'yi başkent yaptığı gelişme ise arkadaşlar, Osmanlı Devleti Edirne'yi Sırp Sındığı Savaşı'ndan sonra başkent yapacak. Yukarıda onun hakkında bir bilgi verilmemiş. Osmanlı Devleti'nin padişah değişikliğine gittiği gelişme ise Edirne-Segedin Anlaşması süreci arkadaşlar. Bu anlaşmanın temelinde Osmanlı padişah değişikliği yatıyor zaten. İkinci Murat zamanı geldiğini düşünerek, biliyorsunuz ki hani Fatih Sultan Mehmet'e tahtı bırakmak istemişti. Hatırlıyorsunuzdur. Dolayısıyla D şıkkının da cevabı var. Balkanların Türk yurdu olduğunu kesinleştiren gelişme ise 2. Kosova Savaşı'dır. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Aşağıdaki Seyfiye sınıfı temsilcisinden hangisi Divan-ı Hümayun'da yer almaz? Sadrazam tabii ki yer alır arkadaşlar. Hatta başındadır Divan-ı Hümayun'un. Kubbe altı vezirleri elbette vardır. Kaptan-ı Derya ve Yeniçeri Ağası da gerekli hallerde Divan-ı Hümayun'a katılırlar. Ancak Beylerbeyi katılmaz arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. 1700 İstanbul Anlaşması'nın maddelerinden hangileri Rusya'nın Osmanlı ülkesindeki Ortodoks halka nüfuz etmeye çalıştığını kanıtlar niteliktedir? Azak Kalesi Rusya'ya bırakılacaktır. Arkadaşlar bu durum Rusların sıcak denizlere inmesiyle alakalı. Dolayısıyla Osmanlı ülkesindeki Ortodoks halka nüfuz etmesiyle alakalı değil. Rusya İstanbul'da elçi bulundurabilecektir. Buradaki amaçlarından biri zaten Osmanlı'nın iç işlerine karışmaktır arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacak? Osmanlı ülkesindeki Ortodoks halka nüfuz ederek yapacak. Dolayısıyla doğru. Ruslar Kudüs'ü serbestçe ziyaret edebilecektir. Arkadaşlar bu sadece Kudüs'ün onlar için de kutsal olmasından kaynaklı bir durumdur. Osmanlı ülkesindeki Ortodoks halka nüfuz etmesiyle alakalı bir durum olmayacak. Sadece ziyaret etme hakları olacak zaten. Bu sebeple doğru cevabımız yalnız 2, yani B şıkkı olacaktır.
17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki düzenlemeler alanlarından hangileriyle ilgilidir? Beşik ulemalığı ve kafes usulünden bahsedilmiş. Beşik ulemalığı neydi arkadaşlar? Örneğin bir çocuğun, bir bebeğin babası müderrisse kendisi de müderris oluyordu direkt olarak. Dolayısıyla bu durum eğitimle alakalıdır diyebiliyoruz. Kafes usulü ise şehzadelerin artık saray içerisinde eğitim görmesidir. Saray dışına çıkamamalarıdır. Bu da yönetimle alakalıdır. Askeri bir gelişme yok arkadaşlar yukarıda. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Yukarıdaki cemiyetler ve amaçları göz önünde bulundurulduğunda hangi cemiyetler yer değiştirirse doğru bilgi verilmiş olur. Bakalım arkadaşlar. Teali İslam Ermeni devletinin kurulmasına karşı çıkmıştır. Hayır arkadaşlar, İslam Teali cemiyetinin amacı saltanatın ve hilafetin devamını sağlamaktır. Dolayısıyla bir olan şıklar bizim için doğru cevap olacak. Bir olmayan şıkları bir eleyelim. Wilson ilkeleri ABD manda ve himayesini savunmuştur. Evet arkadaşlar, bu tabii ki doğru olacak. 2 olan şıkkı da eledik. Aslında cevabımız çıktı. Kars İslam Şurası saltanat ve hilafetin devamını amaçlamıştır. Hayır arkadaşlar, aslında Ermeni devletinin kurulmasına karşı çıkmıştır. Dolayısıyla 1 ve 3 yer değiştirecek. Mavri Mira Megalo İda'yı geliştirmeyi hedeflemiştir. Tabii ki arkadaşlar, Yunanların büyük idealini geliştirmek amacıyla kurulmuştu. Bu da doğru. Bu sebeple doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangilerinin yeri değiştirilirse gruplar arasındaki yanlışlık giderilmiş olur? Bakalım arkadaşlar, demokratik bir meclistir. Ulus egemenliğine dayanması demokratik olduğunu gösterir mi? Tabii ki arkadaşlar, çünkü millet egemenliği söz konusu. Güçler birliğine dayalıdır. Daha hızlı karar almak istemesi elbette yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin bir elde bulunması daha hızlı kararlar alınmasına sebebiyet verir. İhtilacı bir meclistir. Meclis içinde azınlıklara yer vermemesi. Arkadaşlar, bu ihtilacı olmasıyla alakalı bir durum değil. İstanbul hükümetinin yetki ve otoritesini kabul etmemesi ile alakalıdır. Ulusal bir meclistir dediğimizde ise meclis içerisinde azınlıklara yer vermemesini almamız gerekir. Dolayısıyla 3 ve 4 yer değiştirirse eşleştirme daha doğru olmuş olacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıda belirtilen neden sonuç ilişkilerine bakıldığında hangisinde verilen nedenin karşısındaki sonucu ortaya çıkardığı söylenemez? Afgan Dostluk Anlaşması sonucunda 1. İnönü Savaşı yapılmadı tabii ki arkadaşlar. 1. İnönü Savaşı'ndan sonra Afganistan'la Dostluk Anlaşması imzalandı. Dolayısıyla bir hatalı olacak, ama diğer seçeneklerimize de bakalım. Sakarya Savaşı'ndan sonra Kars ve Ankara Anlaşmaları imzalandı, doğru. 2. İnönü Savaşı'ndan sonra İtalya'nın Anadolu'yu boşaltma kararı alması söz konusu oldu. Çünkü iki savaş gerçekleşiyordu. 1. İnönü ve 2. İnönü. İkisinde de Türkler başarılı olunca İtalya Anadolu'yu boşaltma kararı almıştı. Eskişehir-Kütahya muharebeleri, Başkomutanlık Kanunu'nun kabulü. Evet, bu muharebelerden sonra Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilecek ve Başkomutanlık Kanunu çıkarılacak. Büyük taarruz sonucunda da Lozan Konferansı tertip edilecek arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisinde birincide verilenin ikinciye zemin hazırladığı savunulamaz? Uluslararası ölçü ve tartı sisteminin kabulü uluslararası ticaretin kolaylaşmasına tabii ki neden olacaktır. Medeni kanunun kabul edilmesi, Türk kadının siyasette söz sahibi olması. Hayır arkadaşlar, medeni kanunun kabulüyle birlikte Türk kadına toplumsal ve ekonomik alanlarda haklar verilecek. Türk kadınının siyasette söz sahibi olması 1930'lu yıllardan sonra olacak. Dolayısıyla olmaz. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun kabul edilmesi eğitimde birliğin sağlanmasına neden olacak. Tüm okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak. Soyadı Kanunu'nun çıkarılması, lakap ve ünvanların kaldırılarak ayrım oluşmasının engellenmesine neden olacak arkadaşlar. Doğru. Halifeliğin kaldırılması ulusal egemenliğin güçlenmesine neden olacak. Çünkü halifelik makamı son dönemlerde padişahlık makamı gibi olmaya başlamıştı. Dolayısıyla doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 1955'te cereyan eden bu olay tarihte hangi isimle anılmaktadır?
1955'te meydana gelen İstanbul pogromu olarak da bilinen olaylarda Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı iddialarına karşı İstanbul'da belli gruplar gayrimüslim Rumların ev ve iş yerlerine saldırılarda bulunarak bir yıkım gerçekleştirmişlerdir. Arkadaşlar, bu olay 6-7 Eylül olayları olarak tarihe geçmiştir. Soruda da bahsedildiği gibi Rumların evleri ve iş yerlerine saldırılarda bulunulmuş bir yağma, yıkım hareketi gerçekleşmiştir. Bu sebeple doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Avrupa Birliği'ne başvuruda bulunan adayların tam üyeliğe kabul edilmesinden önce karşılaması gereken belli yükümlülükler vardır. Bu kapsamda aday üyelerin demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olması gerektiğini belirten kriterler aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Avrupa Birliği'ne katılmak isteyen devletlerde Kopenhag kriterleri bulunmak zorundadır. Bu kriterleri taşıyamayanlar aday olarak kalırlar ve Avrupa Birliği'ne katılamazlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.